yakalama ve gözaltı işlemini gerçekleştiren ve müvekkillerin gözaltındayken ifade işlemlerini yapan Cumhuriyet Savcısı ve Kolluk Kuvvetleri hakkında suç duyurusu dilekçemizi az önce nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığımıza teslim ettik. Böcek soruşturmasında suçlanan emniyet mensuplarından suç duyurusu geldi. 11 ismin avukatlığını yapan Mehmet Sürer kameralar karşısına geçti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifade alma işlemleri sırasında hukuksuzluk yapıldığını savundu. 2 gün hiçbir şekilde işlem yapılmadı. 3. gün ifade alma işlemleri yapıldı. Müvekkillerin kalmış oldukları odalarda ışıklar hiçbir şekilde söndürülmeden ve başlarında pervanede çalışır bir vaziyette. İlk aklıma gelenleri hemen şu an sıralıyorum. Bu şekilde bir baskı ve ifadeler gece yarısı alındı. Yani arkadan tamamen uykusuz bir şekilde. Avukat Sürer, 11 emniyet mensubunun itibarsızlaştırmaya çalışıldığını söyledi. İddiasına da bir örnek verdi. Adli tıptan rapor almaya gidip gelinmelerinde kelepçelerle götürülüp getirilmeler söz konusu oldu. Hepinizin de bildiği üzere adliye gelişte de aynı şekilde kelepçelerle. Ki bu insanlar eğer kaçacak olsalardı aylardır, 5-6 aydır bütün gazetelerde ve medyada çarşaf çarşaf isimleri zikredildiği halde hiçbir şekilde kaçmamışlardı ve hepsi kendi ikametlerinde, talep edilen adreslerinde de gözaltına alınmıştır. Yaşananlar algı operasyonu dedi avukat. Başbakan Erdoğan'ın yargıyı baskı altına almaya çalıştığını savundu. Sözleri dikkat çekiciydi. Avukat Mehmet Sürer'e göre Başbakanlık Teftiş Kurulu raporunda da ismi yer alan ve Başbakanlık Danışmanı Mustafa Varank ve böceği bulduğu iddia edilen kişiler de şüpheliler arasında olmalıydı. Bunu yapan kişilerin ya da kişi ya da kişilerin gerçek anlamda bulunup ortaya çıkartılmasını biz de canı gönülden istiyoruz. Bunun da sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için söz konusu kişilerin de dosyada şüpheli olması gerektiğini düşünüyoruz. Ve adliye aşamasından bir gün önce ortaya çıkan gizli tanık ifadesi. Avukat Sürer o konuya da açıklık getirdi. Geçen hafta Cumhuriyet Savcılığındaki sorguda tarafımızca da talep edilmesine rağmen bize verilmeyen gizli tanık ifadesi söz konusu. Gizli tanık ifadesinde de bize okunduğu kadarıyla da müvekkillerin aleyhine olabilecek herhangi bir durum zaten söz konusu değil.